Herkese merhaba, ben Aslı Özilmaz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ağustos ayı favorilerimden bahsedeceğim. Önüme bir sürü makyaj ürünü ve cilt bakım ürünü sıraladım. Bu ay çok fazla kullandığım ve beğenerek kullandığım sevdiğim ürünleri şimdi sizlere anlatacağım. Hazırsanız eğer videoya hemen başlıyoruz. Şimdi önce makyaj ürünlerinden başlamak istiyorum. Bu ay içinde pek çok yeni ürün çıktı. Ben de bu yeni ürünlerden bazılarını favorilerime eklemek zorunda kaldım. Çünkü çok beğendiğim ürünler vardı işlerinde. Onun dışında geçtiğimiz dönemlerde zaten kullandığım ürünler de bu yaz elimin daha çok gittiği ürünlerde Yani karışık böyle eski ve yeni ürünlerden bir derleme yaptım sizler için. Hemen başlayacağım. Öncelikle elim ilk olarak maskaraya gidiyor. Bu geçen videomda aslında yakın zamanda size gösterdiğim videomdaki bir ürün. L'Oreal'in Lash Paradise isimli olan maskarası. Bundan 3 video öncesinde bu L'Oreal'in yeni çıkan ürünlerini deneyimledim ve sizlere de gösterdim. Ve bu maskara şu anda da gözümde olan maskara o günden beri yani daha doğrusu şöyle siz o videoyu izlediniz ama ben daha öncesinde hazırlamıştım. Videoyu hazırladığım günden beri sürekli olarak bu maskarayı kullanıyorum. Çok memnun kaldığım için de ilk olarak bunu söylemek istedim. Ben daha önceden Lash Paradise değil de Paradise Exotic'in klasik maskarasını, suya dayanıklı olanını, kahverengi olanını çoğunu kullandım ürünlerinin. Bir tek o böyle turunculu, mürdümlü çıkardıkları renkleri kullanmamıştım. Genelde zaten Paradise Ecstatic maskaralarını da çok seviyordum. Buna da bayıldım. Bir kere de böyle hacimli kirpiklere ve çok güzel, uzun, dolu, yoğun gösteriyor. Fakat böyle hani öbek öbek de toplamıyor çok fazla. Benim için önemli olan oydu. Hani böyle tek tek ayırmanız gerekmiyor arkasından böyle bir kirpik fırçasıyla. Ee, çok beğendim ben bu maskarayı ve kullandığım dönem boyunca da hani yakın zamanda kullanmaya başladım ama çok çabuk da hemen topaklanmaya ve kurumaya başlamaması da benim için artı oldu. Önceki Paradise Ecstatic sanırım birazcık daha hani böyle kuruyabilen bir formülasyona sahipti. O çabuk kurumayı engellemişler gibi geldi bana. Çok güzel bir fırçası var. Zaten bunun videosunu hazırlamıştım. Orada size detaylı bir şekilde de göstermiştim. İzlemeyenler için yine buraya linkleyeyim. Oradan da L'Oreal yeni ürünler videoma giderek bakabilirsiniz çok beğendiğim bir maskara oldu. Bundan sonra bittikçe alacağım maskaralardan biri. Bir de bunun yalnız black olanı böyle ekstra black olanı çıkardılar. Onu çok merak ediyorum. Bundan hani daha siyah mı gösteriyor yoksa daha mı yoğunlaştırıyor? Onu da merak ediyorum. Onu da deneyeceğim mutlaka en kısa zamanda. İlk favorim sizlere L'Oreal'in Lash Paradise maskarası olsun. Madem L'Oreal dedim ikinci favoride yüzümde gördüğünüz ten ürünü. Bu ten ürünü de yine L'Oreal'in Skin Paradise isimli olan ten ürünü. Gördüğünüz gibi bir hayli kullandım. Böyle pide gibi oldu yani hafiften. E, bitecek diye de korkuyorum. Güzel bir ürünmüş. Hatta benim için çok güzel bir ürünmüş. Şöyle söyleyeceğim. Şimdi bu ten ürünü hani BB krem gibi değil. Daha çok fondötene yakın bir ürün aslına bakarsanız. Yapısı ince, karma ve yağlı ciltlerin sevebileceği bir fondöten diyeyim. Yani fondötene daha yakın olduğu için fondöten demek istiyorum. Aslında Tinted Water Cream dediği böyle renkli nemlendirici olarak geçen ürünlerden bir tanesi. Ama bence fondötene yakın bir kapatıcılığı var. Çok cildinizde aşırı böyle kapatmak istediğiniz kusurlar varsa Biraz sıkıntı yaratabilir onları kapatmak. Benim için yeterli geldi. Böyle makyajın altında tenimde bir eşitleme yaptı. Makyaj yapmak istemediğiniz günlerde bile bir tek bununla bir ten eşitlemesi yapıp cildinize üzerine bir maskara bir allık yeterli olacaktır yani. Eni konu üstüne çok fazla uygulama yapmanıza da gerek olmayan bir ürün. Elimle de kullandım, fırçayla da uyguladım, süngerle de uyguladım. Her üç uygulamada da başarılı bence. Ama en güzel bu ürün böyle sık kıllı bir fırçayla tok yapıda olan bir fondöten fırçasıyla çok daha güzel uygulanıyor. Benim cildimde en azından böyle oldu. Şu ara en çok kullandığım Wet n Wild'ın Dewy Foundation'dan sonra bu ikinci sıraya gelmiş oldu. Hatta başa baş gidiyorlar şu anda. Renk ne renk derseniz bu elimdeki tenimde gördüğünüz şu anda light bir olan rengi. Fair var, light var bir de medium var bizde olanlar renkleri. Sanırım her gruptan da 3 renk falan getirmişler. SPF 20 var aynı zamanda içerisinde. Ama daha önce de demiştim yani SPF 20 olsa bile siz bunun altına mutlaka bir güneş koruyucusu uygulayın. Çünkü bunun SPF 20'sinin yeterli olabilmesi için bundan yüzünüze yani böyle iki parmak metodunu söyleyebilirsek yani o kadar fazla sürmeniz lazım. O kadar üründe sürülemeyeceği için SPF 20'si çok da yeterli değil onu söyleyeyim. Ama yapısı, tendeki kalıcılığı gün içerisinde hiç böyle sıkıntı yaratmadan gün boyunca gitmesi benim hoşuma gitti. Üstüne hafif bir pudra geçtiğin zaman gayet de kalıcı oluyor. Çok beğendiğim bir ürün olduğu için ikinci favorim olarak buna eklemek istedim. Gelelim üçüncü favoriye. Bugün ben çoğunlukla favorilere eklediğim ürünleri size göstermek adına yüzümde de uyguladım. Dudamda gördüğünüz bir dudak kalemi ve onun üstünde bir gloss var. Dudak kalemi çok çok uygun fiyatlı bir dudak kaleminden bahsedeceğim. Bunu epey olmuştu aslında aldığım. Bunu seri olarak almıştım ben. Hepsinin renklerini merak ettim ve çok uygun fiyatlı olduğu için. Ama bu ay içinde sıklıkla bunu kullandım. Bu da ne mi? City Color isimli olan markanın dudak kaleminden bahsedeceğim. Çok uygun fiyatlı bir dudak kalemi. E, belki çoğunuz da zaten biliyorsunuzdur. E, bu elimdeki Natural isimli olan bir renk. Çok nude, çok nude derken böyle tam gerçekten nude. Dudağınıza sürdüğünüz zaman yok gibi olan bir renk. Ama çok güzel duruyor dudakta rengi ben bunu dudağıma sadece çerçeve olarak değil tamamen hepsine geçip üzerine de gloss sürmeyi tercih ediyorum. Böylece üstüne sürdüğüm gloss'un hem daha güzel durmasını sağlıyor. Hem de böyle dudağımda gördüğünüz gibi doğal böyle natürel renkleri seviyorsanız çok da güzel gösteriyor alttan. o gloss'un parlaklığı ile birlikte de birleşince çok güzel duruyor. Mat bir yapısı var. Çok da kolay sürülüyor. Yumuşacık. O kadar kolay sürülüyor ki rengi tam tam yani nude tonlarda çok natural bir renk gerçekten adı da adı gibi yani natural bir renk. ben sürümünü çok beğendim. Fiyatına göre performansını çok beğendim. Yalnızsa bütün dudağıma geçtiğim için birazcık çabuk bitebiliyor ürün. Ama fiyatı uygun olduğu için de tekrar tekrar alınabilecek ürünlerden bir tanesi. O yüzden City Color'ın eğer Newton'larda, ruj sürüyorsanız, Newton'larda rujlarınıza veya da Newton'larda likit mat rujlarınıza da çerçeve yapacak bir kalem arıyorsanız bence City Color'ın bu natural, natural diye yazan bu rengine mutlaka bakmalısınız. Ya ben aldığımda 6 lira falandı bu kalem. İnanılmaz uygundu. Ama şu an fiyatını bilmiyorum. Yani yine de uygundur zaten. Bu arada bunu söylemişken bu serinin elimde olan kalemlerini göstereceğim şimdi size. Dediğim gibi hepsini beğendim yani renklerini. Şöyle ki bir tanesi Soft Pink isimli olan bir renk var. Bunu da hemen göstereceğim renklerini size şimdi. Bu daha pembe tonlu Yine mat renkli böyle gül kurusu veya pembe tonlu olan şu altta gördüğünüz gül kurusu veya pembe tonlu olan rujlarınıza çok güzel çerçeve veya dediğim gibi glossların altına uygulayabilirsiniz. Harika renkler ya çok yani fiyatın da uygun olmasından dolayı çok güzel. Bir tane Mao isimli olan bir kalem var. Bu daha böyle belirgin bir kızıla kaçan bir pembe artık. Çok tatlı bir renk. Tek başına da sürebilirsiniz. Yani üzerine gloss sürmenize de gerek yok. Ruj gibi de kullanılabilir. O kadar pratik. Bir tane yine bu renklerden bej isimli olan renk var. Bu da açık bir renk. Birazdan göstereceğim bir ruj var beğendiğim. Ona çerçeve olarak bunu uyguladım. Çok uydu. Tamamen birebir aynısı oldu. Onu da söyleyeceğim birazdan yeri gelince. Şöyle göstersem şeftali tonlu, mercan tonlu gibi çok güzel bir nude ton. Yine bu nude ama şeftaliye kaçan nude'larla veya da böyle hafif mercana kaçan tonlardaki rujlarınızla uygulayabilirsiniz. Yine tek başına da olabilir. Bir tane de kırmızısı var ki yani bu hani kırmızı ruja çerçeve çekmeden sürmek gerçekten çok zor oluyor. Özellikle likit rujlarda benim bayağı sıkıntım oluyor yani kenarları düzeltmeye çalışırken. Onun için ideal zaten red direkt rengin adı. Kırmızı city color'ın rengine bir bakın yani şimdi hiç. Gidip de böyle çok para vererek bir kırmızı dudak kalemi almanıza gerek yok. Alın bunu, çekin çerçeveyi, sonra içinde doldurun kırmızı rujunuzla. Gayet güzel bir renk. Bakın, çok güzel bir kırmızı. Çerçeve rengi veya ruj rengi olarak da kullanabilirsiniz. Harika renkler. Yani hepsi favorilere girecek renkler aslında ama hani bir tane seç derseniz az önce söylediğim dudağımda da gördüğünüz gloss'un altında gördüğünüz bu natural olan rengi söyleyebilirim. Bu çok güzel diğerlerini de çok çok beğendim. Çok uygun fiyatlı. Dudak kalemi çekiyorsanız, rujunuzun altında veya dayanıklı olması adına böyle üstünden geçiyorsanız dudaklarınızın uygun fiyatlı olduğu için ve yumuşak kalemler olduğu için bu City Color'ın dudak kalemlerine bakmanızı tavsiye ederim. Kalemleri söyledim. Gelelim üstündeki gloss'a. Gloss olarak da geçenlerde bir 1000 ve A101'den hani aldığım ürünlerle e, böyle bir makyaj videosu hazırlamıştım. A101'de indirimli olarak satılan Golden Rose'un nude look serisindeki glosslarından bir tanesi ki ben bunu zaten 02'sini kullanıyordum. Hatta nude look serisi ilk çıktığı zaman onun ürünleriyle hazırladığım böyle makyaj videomda 02'sini kullanmıştım. 01 olan Nude Delight isimli olan renk şu an dudağımda gördüğünüz çok tatlı bir renk. Gerçekten adı gibi nude. Eğer ki dediğim gibi böyle hani yok gibi makyajları seviyorsanız ama böyle dudaklarımda birazcık daha hani natural ama sağlıklı gözüksün diyorsanız eğer. O zaman bu az önceki City Color'ın renginin üzerine bu gloss'u da sürerseniz eğer çok güzel uyumlu oluyor ikisi. Ben şu anda sürekli olarak bu City Color'ın Natural'ını kullanıyorum. Üzerine de Golden Rose'un bu Nude Delight isimli olan gloss'unu 0.1 numaralı olan gloss'unu kullanıyorum. İkisini üst üste çok yakıştırıyorum. Bakarsanız bu ikisini birlikte kullanırsanız gayet memnun kalırsınız. Bunlar da size bu ayki tavsiyelerimden olsun. Şimdi az önce bir tane ruj dedim ya söyleyeceğim. Hani şuradaki renk o rujla da çok gidiyor diye söyledim. Bu renkte beige isimli olan City Color'ın beige isimli olan kalemiyle kullandığım bir ruj dedim. O rujda da bu Plate serisindeki çift taraflı olan rujlarından Maple Leaf isimli olan rengi. Ben bu ruja bayıldım. Rengini kendime yakıştırdığım için bayıldım daha doğrusu. Bu serinin rujlarının genel olarak hani böyle eğlenceli olmasına da bayıldım. Şu şekilde ki hani çoğunuz artık bunları görmüşsünüzdür de bir liste. Bu şekilde bir tarafından açtığınızda stick ruj çıkıyor. Diğer tarafını açtığınızdaysa buradan da bunun gloss'u çıkıyor. Hem sadece gloss'u, hem sadece stick tarafı veya önce stil sürüp arkasından da üzerine gloss sürerek de kullanabiliyorsunuz. Bu elimdeki Maple Leaf olan numarası da 200 numaralı olan. Bunun da zaten burjuların hepsini incelemesini hazırlamıştım. Çok beğendiğim bir renk oldu. Ve renk olarak da gerçekten bu stickerların bej isimli olan rengiyle bakın şu alttan ikinci olarak gördüğünüz renkle buradaki ruj tamamen aynı tonlarda o kadar güzel birbirini tamamlıyor ki çerçeve çekmek istiyorum ben. Üzerine de rujumu süreceğim diyorsanız City Color'ın bejini alın. Üzerine de bu ruju çekin. Bir güzel. Üzerine de altındaki gloss'u da sürün. Tam yaz rengi. Açık tenliyseniz böyle hafif bronzlaştıysanız da bence güzel duruyor aslında. Böyle hafif bronz tenlerde de güzel durduğunu düşünüyorum koyu tenlerde ama açık tenlerin rahatlıkla hiç sıkıntı yaşamadan çok rahat kullanabileceği günlük ruj renklerinden bir tanesi bence. Gloss olan tarafı da gayet güzel. İkisi birlikte de harika kullanılıyor. Onu da size tekrar rengini göstereyim şöyle. Böyle çok tatlı bir renk ya. Bu dediğim gibi bunların ben videosunu hazırlamıştım ve tek tek dudağımda duruşlarını göstermiştim. Eğer izlemediyseniz onu da linkini yine buraya bırakayım. O videoya da giderek bakabilirsiniz. Çok güzel rujlar, çok eğlenceli rujlar ve böyle çok fonksiyonlu olması dolayısıyla da Hepsini ekleyemedim yani. Aslında bakarsanız tüm renkleri beğendim ama bir tane seç derseniz ben en çok Maple Leaf olan rengini sevdim. O yüzden de Beulis Plate Maple Leaf'i bu ayki favorilerime eklemek istedim. Fazlasıyla rujlardan gitti çünkü bu ay çok ruj denedim. Bir diğer ruja da gelirsek eğer yine Beulis'ten Keep It serisinden bir tane ruj göstereceğim. Bu Keep It serisi de kalem şeklinde olan mat rujlar. Birçok ruj çıkarmışlar bu seride. Bu şekilde açılarak kullanılıyor. Çok yumuşak yapısı var. Çok fazla açarak sürmemenizi tavsiye ederim. Bu seride pek çok yani 6 tane ruj vardı. Herkesin zevki de değişebilir. Benim yani daha çok tercih ettiğim tonlara kendime daha çok yakıştırdım veya kıyafetlerimle de tamamlayıcı olarak daha çok gördüğüm renk olarak da elimdeki interview rengini çok beğendim ben. 547 numaralı bu interview rengini de şimdi hemen göstereceğim. Şöyle aşağıda göstereyim onu da. Hafif nude tonlu. Açık sütlü kahve. Dudakta böyle durmuyor. Dudaktaki duruşu çok daha güzel bunun. Soft makyajlara da gidecek olan bir renk olduğunu düşünüyorum ben. Interview rengine eğer ki nude tonları seviyorsanız bakın. Kalıcılığı gayet iyi gün içerisinde. Çok kolay sürülüyor. Bir kere kalem gibi olduğu için hani böyle hiç taşırmadan sürebiliyorsunuz dudağınıza. Aynı zamanda alt tarafında böyle bir kalem tıraşı var minik. Ucunu sivretmek isterseniz de bunu kullanabilirsiniz. Beaulieu'sin Keep It serisinden 547 numaralı interview olan bu ruju favorilerime eklemek istedim. Dedim ya eski ürünleri falan da kullandım diye. Gözümde gördüğünüz şu anda far olarak kullandığım ürünler yazın çok severek uyguladığım farlar arasına girmiş oldu. Aslında çok yeni ürünler değil. Çoğunuzun da zaten bildiği krem farlardan. Bunlar da Maybelline'in Color Tattoo serisindeki bu krem farları. Bir tanesi son dönemde yeni çıkanlardan Socialite isimli olan rengi. Bunu daha çok göz içime böyle hafif şeftali tonlu falan olduğu için göz içimden böyle ortaya doğru uyguladım bugün de aynı şekilde. Diğeri de bir klasik olan On and On Bronze isimli olan renk. Bunu da yine gözümün dış köşesine ortadan dışarıya doğru uyguladım. Bunları ben yaza çok yakıştırıyorum ve böyle pratik uygulama olduğu için pıt pıt hemen parmağınızla sürüyorsunuz fırçaya bile ihtiyacınız yok. Üst üste sürdüğünüzde renkleri de çok güzel karışıyor. Böyle sanki aynı farın farklı tonlarını böyle geçişli olarak uygulamışsınız gibi oluyor. Bir tek farla 3 farklı far sürmüş gibi de gösterebiliyorsunuz. O yüzden bu farlara mutlaka bakmalısınız. Fırçayla da çok güzel sürülüyor. Ve uyguladıktan sonra da yerinden bir daha hiç kıpırdamıyor. Hiçbir şekilde çizgilere de dolmuyor. Aynen böyle kalıyor. Bütün günü de rahatlıkla geçirebiliyorsunuz. O yüzden Socialite isimli olan bu renk. Yaza da aşırı aşırı yakıştırıyorum ben. Böyle şeftali tonlu gibi. Ama içerisinde pembelik de var. Yani hafif böyle bir rose gold havası da var. Yansıması falan çok güzel. Şurada gördüğünüz renk. Gözde aşırı güzel duruyor rengi. Görüyor musunuz? Ne kadar güzel parlıyor ya. On en on bronze zaten bir klasik. Artık hani makyaj severlerin e, bilmeyen yoktur herhalde içinizde. Yine de bunu da bu favorilerde ikisini birlikte kullandığım için göstermek istedim. Bence yani gelmiş geçmiş en güzel krem farlardan bir tanesi. Yoğunluğu, uygulaması harika. Renge bakar mısınız ya? Yani hiç hani çok büyük paralar vermeye gerek yok çok uygun fiyata böyle iki tane farla çok uğraşılmış gibi makyajlar çıkarabiliyorsunuz. Özellikle yazında hiç böyle terlediğinizde, nemlendiğinizde falan da akmıyor, kokmuyor, çizgileri de dolmuyor. Mıh gibi kalıyor böyle gözünüzde. O yüzden bu iki farı da eski olmasına rağmen favorilerime eklemek istedim. Şimdi gelelim cilt bakım ürünlerine, makyaj ürünlerinden sonra. Bu ara en çok kullandığım ürünler tabii ki güneş kremleri. O yüzden güneş kremleriyle başlamak istiyorum. Bir süre önce yeni olarak aldığım ve yarıladığım, bitirmek üzere olduğum bir güneş kremiyle başlayacağım. Bu da Selenes by Sweden isimli olan, markaya ait olan bu güneş kremi. Yani o kadar yukarı geldi ki artık böyle şişenin üstü ağırlaştı, altı hafifledi pompa yapısı itibariyle elimden hep böyle düşecekmiş gibi oluyor. Çok güzel bir ürün. Çok beğendim ben bu güneş kremini. Uygun fiyatlıydı. İndirimde zaten yarı fiyatına aldığım için daha da uygun fiyatlıya gelmişti. İçerisinde hem fiziksel hem de kimyasal güneş koruyucular içeren bir güneş kremi. Yapısını çok beğendim. Cildi çok fazla yağlandırmadan, özellikle karma ciltlerin ve yağlı ciltlerin de severek kullanacağı güneş kremlerinden bir tanesi bence. Sabahları cilt bakımı tamamladıktan sonra son aşamada güneş kremimi uyguluyorum ve arkasından da böyle 20 dakika yarım saat geçtikten sonra üzerine makyajımı da yapıyorum. Hiçbir şekilde makyajımın kötü durmasını da sağlamıyor. Çok kolay bir şekilde cilt tarafından emiliyor. Böyle beyaz beyaz aşırı bir beyazlık bırakmıyor yüzünüzde. İlk başta sürerken tabii çok bolca sürüldüğü için sanki yüzünüzde çok böyle beyazlık kalacakmış gibi zannediyorsunuz. Fakat yedirmeye başladıkça hemen o beyazlık yok oluyor. Tamamen emiliyor. Işıl ışıl pırıl pırıl da yapmıyor cildinizi. Eğer makyaj yapmadığım bir günse Gün içerisinde 3 saat geçtikten sonra ben bunu tekrardan sürüyorum. Ve üst üste sürdüğüm halde de cildimde herhangi bir şekilde böyle gözeneklerimi tıkadı, eyvah sivilce yaptı gibi hiçbir şey olmadı. Ee, akşam çünkü geldiğim zaman zaten çift aşamalı temizlikle tüm güneş kremini arındırıyorum yüzümden. Çok beğendiğim bir güneş kremi oldu. Tekrar tekrar alacağım. Bir kere ambalajı da çok güzel ya. Yani şöyle plastikten bir şişesi var. Hafif. Çantada çok rahat taşınıyor. Böyle pompalı bir yapısı var. Ee, dolayısıyla içeri hava da girmiyor. Temiz temiz sıkıyorsunuz elinize kullanıyorsunuz. Çok pratik. Bu şekilde ambalajları tüpten sıkmaktan çok daha fazla tercih ediyorum. Ben çok daha fazla seviyorum. Keşke tüplü olan ürünlerin hepsi de böyle pompalı yapıya geçseler. Bence daha hijyenik olduğunu düşünüyorum. Paraben, mineral yağı, alkol vesaire içermediğini söylüyor içerisinde. 50 artı SPF içeriyor. Aynı zamanda ultraviyole A ve B'ye karşı tabii ki koruyan filtrelere sahip. E, güzel bir kremdi. Çok beğendim. Bittik çalacağım ürünlerden bir tanesi uygun fiyatlı bir güneş kremi arıyorum ama böyle yağlı yağlı, vıcık vıcık da yapmasın cildimi diyorsanız bakılabilir ürünlerden bir tanesi. Hemen peşinden bunun kardeşi gibi gördüğüm bir ürünle devam edeceğim. Bu da Bionex'in güneş kremi. Bu bana marka gönderisiydi. Şimdi Selenes'i kendim almıştım. Peşinden bu geldi. Yapıları birbirlerine çok benziyor onu söyleyeyim. Ambalajları da çok benziyor. Hatta şöyle açarak gösterirsem size. Zaten aynı büyük firmanın çatısı altındaki iki markaymış ikisi de. Çok çok benzediğini görebilirsiniz. Sanki hani etiketini sadece değiştirmişler de aynı ürünmüş gibi. Kokuları bile <laughs> çok hafiften böyle andırıyor. ki birazcık daha fazla kokulu gibi öyle söyleyeyim. Ee, i̇kisi de 50 artı SPF bu arada. İkisi de yine aynı şekilde. içerikleri de çok benziyor. Fiziksel ve kimyasal güneş koruyucuları bulunuyor. Çok kolay uygulanıyor. Vıcık vıcık yağlı bir görüntü sağlamıyor. Kuru, karma, yağlı ciltlerin herkesin rahatlıkla kullanabileceği bir güneş kremi bence. Ee, bekledikten sonra... Eğer aşırı yağlı ciltliyseniz bunun üzerine hafif bir pudra geçebilirsiniz. Hani T bölgesine en azından. Gün içerisinde birazcık daha böyle parlamaları engelleyebilir. Makyaj yaptığınız bir günse eğer bunu uyguladıktan yine böyle bir 20 dakika 30 dakika sonra makyajınızı yapmanızı tavsiye ederim. İyice emesin çünkü o fondötenler vesaireler dağıtabiliyor ürünleri. Tam o zaman homojen bir şekilde güneş kremi tam eşit bir şekilde dağılmış olmuyor yüzünüzde çünkü. Ee, çok beğendim yine bunu da severek kullanıyorum. Dönüşümlü olarak ikisini de bu ara ee, yakın zamanda da bitiririm herhalde. Gün içinde yenilediğim için sürekli olarak kullanıyorum. Bionex'e ya da Selenes'e bakmanızı tavsiye ederim. Uygun fiyatlı güneş kremi arıyorsanız çok güzel bir güneş kremi bu da. Madem güneş kremi dedim bir de spreyli olan üründen bahsedeceğim. Bu da daha önceden geçen sene belki yaz videolarımda size eklemiştim yine. Bu La Roche-Posay'ın sprey şeklinde olan Antelios serisindeki güneş koruyucusu. Bunu sevmemin nedeni makyaj üstüne de uygulanabilir bir ürün olması. Bu konuda bana çok fazla soru da geliyordu, o yüzden de bu favorileri eklemek istedim. Yine çantada taşıdığım ürünlerden bir tanesi bu. Eğer makyaj yaptığım bir günse, makyaj üstüne böyle 2-3 saat sonrasında fıstığı sıktığınızda yine 50 faktörle sizi UVA ve UVB ışınlarına karşı koruyan bir ürün. Bunun bir tek şu özelliği var. Bunu sıkarken nefes almamanız gerekiyor. Yani ürünü solumamanız gerekiyor. O yüzden bir uyarı olsun diye size de hatırlatmak istedim. Makyaj üstüne de uygulanmasından dolayı sürekli kullandığım ürünlerden bir tanesi. Bu yaz döneminde de size yine faydalı olabileceğini düşündüğüm için bu favorilerimi eklemek istedim. Gelelim uygun fiyatlı bir göz kremi önerisine. Gözlerimi makyaj yapmadan önce sabah kalkınca da akşam yatarken de mutlaka nemlendiriyorum ki hani bu nemlendirdiğim zaman üzerine uyguladığım concealer da gerçekten çok daha güzel duruyor. Ve zaten hani böyle göz kenarındaki kuruluklardan falan da rahatsız oluyorsanız eğer bence sabah akşam mutlaka rutinlerinize göz kremi uygulamalısınız. Göz kremi olarak da içeriğinde hyaluronik asit bulunan ürünler bana çok daha etkili ve faydalı geliyor. Akşam rutinlerimde çoğunlukla içerisinde retinol bulunan göz kremlerini kullansam da gündüz bakımlarında daha çok hyaluronik asit içeren ürünleri sıklıkla kullanıyorum. Bunlara yeni eklenen bir göz kremi daha oldu. Bu da L'Oreal'in bu Hyaluron uzmanı serisindeki göz kremi. Ben bunun yapısını çok beğendim. Göz çevremi kesinlikle tarih etmedi. Çok kolay uygulanıyor, çok kolay emiliyor ve göz çevrenizde aşırı güzel bir nemlendirme de sağlıyor. Üzerine uyguladığınız concealer'ınızı da mis gibi gösteriyor. O yüzden bu kremi de sizlere öneririm. Yapısı incecik, yumuşacık ve bu hani normalde hani kokuludur ya genelde L'Oreal'in ürünleri. Göz kremi kokulu değil onu da söyleyeyim kesinlikle hani böyle bir tahriş yaratmadı göz çevremde. Çok severek kullanıyorum. Sıklıkla da alacağım ürünlerden bir tanesi oldu. İçerisinde iki farklı molekül ağırlığında hyaluronik asit bulunan. Bu hyaluronik asit sayesinde hem böyle göz çevrenizdeki kırışıklıkların veya çizgilerin daha dolgun görünmesini sağlarken açtığı için o çizgileri birazcık daha içerisine topladığı su, nem sayesinde çizgilerin daha dolu görünmesini sağlamış oluyor. Hem de Dediğim gibi nem verdiği için üzerinde uyguladığınız bütün ürünlerin daha güzel durmasını da sağlıyor. Sabah ve akşam kullanılabilir bir ürün. E, çok beğendim. Sürekli bittikçe alacağım uygun fiyatlı göz kremlerinden bir tanesi olduğu için hyaluronik asit de içerdiği için sizlere bunu bu ayki favorilerime de eklemek istedim. Cilt bakımı olarak önereceğim bir seri daha var. Bu da Real Barrier serisi. Daha önceden ben bunu size bir alışveriş videomda göstermiştim bu ürünleri aldığımı. Bu ürünleri son 2 haftadır sürekli olarak kullanıyorum. Ve öyle bir şey ki şimdi bu numune tester ürün gibi görünse de aslında bunu bu şekilde satın alıyorsunuz. Bu bir tester ürün değil. Çantasıyla birlikte bu şekilde alıyorsunuz. Ve içerisinde serideki pek çok üründen var. Kendi serisindeki ürünlerden var. Ve uzun bir sürede denemenize şans verebilecek kadar büyük miktarda var. Serideki tüm ürünleri beğendim dersem yani hepsinin bitirdikten sonra büyük boyunu almayı düşünüyorum dersem o kadar sevdiğimi düşünün artık ne kadar sevmişim. Şöyle ki bu Real Barrier serisindeki yüz temizleme ürününden bahsedeceğim ilk önce. Bitmek üzere bu arada içinde bayağı bir az kaldı sabah akşam kullandım çünkü 2 hafta boyunca. Çok minik bir miktarı yeterli oluyor. Hafif süt kıvamında gibi böyle jel kıvamında değil de daha böyle beyaz süt kıvamında gibi ama çok güzel köpürüyor bu arada. Yani köpürerek yüzünüzü güzel bir şekilde arındırabiliyorsunuz. Çift aşamalı temizlikten sonra gayet güzel arındırdı. Böyle gıcır gıcır yapıyor cildinizi. Fakat kuru ciltler için bu arada onu da söyleyeyim. Yani gıcır gıcır yaptığı halde gergin gergin hissetmiyorsunuz cildinizi. Hem hassas ciltlerin hem kuru ciltlerin rahatlıkla kullanabileceği bir ürün. Ben karma ciltli olduğum halde de çok güzel bir şekilde kullandım. Herhangi bir şekilde böyle cildimde aman işte yağlanma, parlama vesaire yapmadı. Çok sevdim ben bu ürünü. Cildinizin bariyerini kuvvetlendiren ürünlerden pH dengesi kesinlikle ciltle uyumlu olduğu için de tavsiye edebileceğim ürünlerden bir tanesi. Bitince alacağım yüz temizleme ürünlerinden bir tanesi oldu bu. Çok beğendim. Onun dışında bu seride bir tane tonik var ama bu esans tonik olarak geçiyor. Yapısı oldukça yoğun. Hani esans uygulamanıza gerek yok. Direkt bunu hem tonik hem esans yerine kullanabilirsiniz. Büyük boyunu alacağım. Bu da bitmek üzere gibi yarıya inmişim. Cildimi bu şekilde bununla yıkadıktan sonra avucuma aldım. Böyle 4-5 damla dolu dolu doldurdum hatta. Çok güzel bir şekilde nem veriyor cildinize. O kadar ferahlatıyor ki ve yaz döneminde özellikle ciltteki kurulukların güneşten zarar görmüş olan cildimize ve aynı zamanda maske taktığımız için işte kurumalara vesaire çok iyi gelen bir ürün öyle söyleyeyim. Çok memnun kalırsınız ve hasarlara onaran bir ürün. Bitince büyük boyunu kesinlikle alacağım ürünlerden bir tanesi oldu. Bir de Essence Mist olarak bir ürün var. Bu da böyle spreyli bir şişede. Pıs, pıs sıkıyorsunuz yüzünüze. Bunun da kullanımı gayet pratik. Üst üste de uygulayabilirsiniz. Tek başına da uygulayabilirsiniz yine aynı şekilde. Çantanızda taşıyıp gün içerisinde yüzünüze de sıkabilirsiniz. O derece güzel. Özellikle maske varken hani böyle maskeyi çıkarın. işte yüzünüze bir ferahlama vermek istiyorsanız bu şekilde bunu sıkabilirsiniz. Gayet güzel bir ürün. Bir de iki tane krem çıkıyor bu çantanın içerisinden. Bir de böyle size bir çanta vermiş oluyorlar. Bu arada içinde numune diğer ürünlerim de var. Bunlardan en çok Extreme Krem'i beğendim. Bitmek üzere. Extreme Krem'in yapısı sanki benim ciltime daha uygun gibi geldi. Bir de Intense Moisture Krem var. Bu birazcık daha hani e, yoğun bir krem gibi geldi bana. Sanki birazcık daha parlama yapıyor. Daha çok kuru ciltlerin çok sevebileceği bir ürün olabilir. Normal ve karma ciltlerde extreme kremi bakabilirler. Aslında üzerine bakarsanız hepsi kuru ve hassas ciltler için yazmış ama ben karma ciltli olduğum halde gayet rahat bir şekilde kullandım. Bunu da uyarayım size. Aşırı yağlı ciltlerde belki hani bir sıkıntı yaratabilir. Fakat akşam yatarken sürün. Cildiniz kendi kendine onarsın. Eğer cildinizde hasarlar varsa bunların hepsini kısa sürede toparlayacak olan bir seri. Ben çok beğendim. Real Barrier'in bu serisine mutlaka bakmalısınız. Eğer cilt problemleri yaşıyorsanız Cilt bariyerinin onarımı konusunda destek olacak olan ürünler çünkü. Evet son iki ürün kaldı. Bitirmek üzereyim artık. Bir hayli ürün biriktirmişim. Bu da aslında daha önceden önerdiğim ürünlerden bir tanesiydi. Ama yaz döneminde gerçi yazı tamamladık ama Eylül ve Ekim ayları da ülkemizde yine sıcak geçtiği için e, bence bu zamanda da rahat rahat kullanırsınız. Sonbahar, ilkbahar hiç fark etmiyor. Her dört mevsim kullanılabilecek bir ürün bu aslında. Selenes'in yine bu termal su spreyi. Çok güzel bir ürün. Şimdi de hemen sıkmak istiyorum. Yüzüme böyle sıkıyorum ve anında hemen ferahlatıyor ya. Aşırı güzel. Atın çantanıza. Bunu yanınıza sürekli taşıyın. Gün içerisinde ferahlamak için kullanın. Maskeyle dediğim gibi cildinizde böyle bir nemsizlik olduysa eğer çıkarın fıs fıs bunu sıkın rahatlatın cildinizi. O kadar güzel bir ürün. Çok da uygun fiyatlı. Termal su içeriyor içerisinde. Cildinizi çok güzel anında nemlendiriyor. Sahilde, deniz kenarında, güneşin altındaysanız eğer, o gün dışarıda ferahlamak istiyorsanız eğer yanınızda çıkarın fıs fıs sıkımını kullanın. Aile boyu kullanılabilecek bir ürün. Üzerinde de dediği gibi hem çocuklarda hem kendinizde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hani böyle bir ferahlamak istiyorsanız eğer cildinize nem vermek istiyorsanız termal su içeren bir içerikle o zaman bu ürüne bakmalısınız bence. Çok fazla sayıda bu tür ürünler var ama fiyat olarak baya bir uygun olduğu için Selenes'in bu termal su spreyini Ağustos ayı favorilerime eklemek istedim. Gelelim son favorilere. Bunlar da enteresan marketten bulduğum sabunlardan bahsedeceğim. La Diva isimli olan böyle bir markanın sabunları. Bu sabunlar o kadar güzel kokuyor ki. İki tanesini kullandım bitirdim. Bir tanesi zeytinyağlı olanıydı. Bir tanesi de defne yapraklı olandı. İçerisinde böyle parçacıklar var. Daha önceden böyle laşı sabunları vardı. Onlardan ben çok sık alırdım. Laş mağazası varken sık sık bu tür kalıp sabunlardan alırdım. Yine bu tür doğal sabunlar yapanlar var. İçerisinde böyle Bitkilerin parçalarını da buldunuz. Pek çok sabun firmaları var ama bunlar çok uygun fiyatlı. Bu elimdeki bu arada eşek sütü içeren ee, çok güzel bir kokusu var. Kesinlikle elleri kurutmuyor. Özellikle böyle sıvı sabunların yaptığı gibi ellerinizi kuru kuru yapmıyor. Ben bunun için de çok beğendim. Bu arada çünkü eller çok sık yıkandığı için özellikle sıvı sabunlar ellerimizi daha fazla kuruttuğundan bu tür sabunlar, kalıp sabunlar çok daha az kurutuyor, daha az tarif ediyor. O yüzden tavsiye edebilirim size bunu. Diğeri de şu an elimde olan, lavantalı olan harika kokuyor. Böyle eskiden hani bunları giysilerin arasına giysi çekmecelerine sabunlar koyarlardı ya böyle özellikle çamaşır çekmecelerine mis gibi koksun diye. Alın bu kalıp sabunları böyle çamaşır çekmecelerinize koyun her çekmeceye bir tane mis gibi kokutur yani çamaşırlarınızı o kadar güzel kokuyor. Lavantalı olana da bayıldım dediğim gibi defneliyle zeytinyağlıyı da bitirdik kullanıyoruz. Harika sabunlar çok da uygun fiyatlı marketlerden bulabileceğiniz bir ürün. La Diva isimli olan marka. Tekrardan söyleyeyim. Nemlendirici özellikleri bakımından ben çok beğendim için bu ayki favorilerimi de sizlere de önermek istedim. Mutlaka bakmalısınız bence. Birçok makyaj ürünü ve cilt bakım ürününden sonra geldik videonun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyifle izlemişsinizdir bu videoyu. Videoyu beğendiyseniz eğer aşağıdaki beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Kanalıma yeni geldiyseniz de aşağıdan abone olursanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda abone olun yanındaki zil işaretine de basarsanız haftada 3 gün pazartesi, çarşamba ve cumartesi yayınladığım videolardan ben video yayınladığım anda sizlere de bir bildirim gelmiş olacak. Ayrıca beni Instagram'dan da takip ederseniz orada da yine kozmetik ürünlerle, cilt bakım ürünleriyle ilgili paylaşımlarda bulunuyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.